Yavrum benim, sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, sen bu hayattan ders alamazsın. Gülmezsek, ağlamazsak, biz bu hayattan ders alamayız. Merhaba. Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema Aynel Yakın programına hoş geldiniz. Ben Tarık Tanrısever. Sizlere bu hafta, her hafta olduğu gibi bu programın kuruluş vesilesi, çok kıymetli babam, sanayici, sinemacı, yapımcı ve yönetmen Mehmet Tanrısever'i takdim etmek istiyorum. Hoş geldiniz baba, nasılsınız? Hoş bulduk Tarık, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. İlk sorumda bugüne kadar konuştuğunuz sözlerin bir toplamı olarak, bir özetle bir soru sormak istiyorum. Felsefelerinizi, düşüncelerinizi anlattınız. Dürüstlük en başta geliyor dediniz, adalet. Ondan sonra sabır, çalışmak, yüzleşmek, inanmak, dua etmek. Bunlara ekleyeceğiniz bir söz var mı? Bir ilkeniz var mı? Zaten damardan olan, yani hayatın en inançtan sonra, Allah'a imandan sonra birincisi dürüstlük gelir yani. Yani dürüstlük. İşte ben 76'da atölye işine başladığım zaman bir işçimiz bile yoksa, bir işçim bile ancak bir işçi bulduydum. Dedim ben bundan sonra hayatım boyunca dürüst olacağım. Hiç yalan söylemeyeceğim. Bu iş yerine haram para girmeyecek dedim yani bodrum katında. Sonra geldik ki modern fabrikalar yapıldı. Avrupa'nın en büyük üretici firması olduk. Maşallah. Sonra Türkiye'nin 1000 şirketi araya girdik 700 sıralarından. Sonra vergi röketmeni olduk. İşte bunun getirdiği, dürüstlüğün getirdiği şeyler. Evet. Yani güzellikler, erdemlikler. Dürüst olunca zaten adaletli olur insan. Adaletli olunca, dürüst olunca merhametli olursun. Yani bunlar hep birbirini tamamlayan şeyler. Dürüst olmayan merhamet olur mu ya? Adaletli olman da merhametli olmaz. Ben der yani. Ne söyleyeyim ki yani Tarık, ne bileyim yani bundan daha güzel bu sözlere imandan sonra, dürüstlükten sonra, adaletten, tabii çok çalışma. Bilgelik işte, sürekli kitap okumak. Bunların daha sonraki ne olabilir? Gerisi fasafiso bence yani. Evet. Fasafiso'yu ne diye anlatayım? Yani. Tasavvufla ilgili bir soru sormak isterim. Tasavvufun bildiğiniz makamları var. Şeriat makamı, tarikat ve marifet, hakikat. Şeriat der ki diyor Mevlana'nın sözlerinde, seninki senin, benimki benim. Şeriatın düsturu, hak hukuk olarak. Tarikat der ki, seninki senin, benimki de senin. Hakikat ne? Marifet der ki, ne benimki var, ne seninki var. Hepsi Allah. Hepsi Allah'ın. Hakikat der ki, ne sen varsın, ne ben varım. Sorum şu olacak, bu mertebeleri hayatınızda hangi yaşlardan itibaren yaşamaya başladınız? Onu şöyle derler tasavvufta. Şeriat, tarikat, hakikat. Evet. Üç bölüme ayırmışlar. Şimdi böyle temsilde anlatalım da. Birine bir tokat atıyorlar. Kalkıyor, o da bir tokat atıyor. Kısaya kısas diye. İşte diyorlar bu şeriat. Hakkını aldı. Başka birine yine bir tokat atıyorlar. O da şöyle bir bakıyor. Acaba bu tokadı atan bana kim? Evet. Merak ediyor. Ama bir şey yapmıyor. İşte diyor bu da tarikat. Sonra başka birine tokat atıyorlar. Hiçbir şey bakmıyor. Gene zikrini, gene işine devam ediyor. İşte bu da diyorlar hakikat. Bunu şöyle yorumlayabiliriz dünyamıza. Hakikattan başlayalım. Her şey Allah'tan. Tokat da Allah'tan, güzellik de Allah'tan, musibet de Allah'tan, hastalık da, her şey Allah'tan. Bilirse bir insan bakmaz, zikreder.
Ama tarikatta da, tarikat şeyine geldiği zaman hep bakarsın. Allah'ım neden oldu, niçin oldu diye bakarsın. Evet. O da şeyde sorarsın yani, soruşturursun. Ama hakikatta böyle bir şey yok, teslim olursun. Allah yaptı, Allah yaptı. Yani bakmazsın. Şeriat malum yani, kısaya kısa. O da şeriat yaptığı zaman bana kim ne yaptı, ben de hücum alacağım, şeyim alacağım diye. Bu da şeriat deniyorlar. Yani tabii ki bunlara ben şimdi hangisinden geçtim, nereye oldum? Herhalde bir ilerleme oldu yani. Biraz yukarı doğru gitti ama bazen de şeriat gibiyim yani. Hemen evet. Bir şey yapıldığı zaman kısaya kısas gibi öç alma. Sonra affediyorum gerçi. Devamlı gitmiyor yani. Belirli bir zaman sonra affediyorum, boşverdim. Kızdıklarımı affediyorum. Hatta diyorum gelsinler helallaşalım falan diyorum. Alacaklıyım çünkü ben. Öyle şeyim var. Onu bilemem Tarık yani bunlar. Evet. Allah bilir yani benim yolumu, yöntemimi. Allah bilir yani. Ama şöyle bir şey diyelim. Gene böyle Allah'ın dostları üç kısma ayrılır. Allah'ın sevgili kulları. Bir tanesi, yani bir tanesi üçüncü sınıfta olan. Evet. Üçüncü sınıf. Veli dost. Yani veli dost. Bir tanesini insanlar bilir onun veli olduğunu. Kerametlerinden. Kendisi de bilir, Allah da bilir. Bu üç numaralı veli. Düşük veli yani. Ya gelirdi giderdi keramette. İkinci Allah dostu, kendisiyle Allah bilir, kimseye bir şey söylemez. Yani keramet şeyini söylemez, yani gizler kendisini. Ondan bir menfaat olur, egon, benliğim bir şey olur diye korkar. Hatta bir yerde bilinirse o beldeyi terk ederler yani. Bilinmeyen beldeye giderler. Aa bu Allah dostu falan dedikleri zaman kaçar giderler yani. Riya olmasın, ben o sonra şeyin altında ezileme, o ayrı bir şey. Bir numaralı Allah'ın veli kulu, bir numara. Yüksek yıldız. Artık 7 yıldız da 10 yıldız mı hani oteller diyorlar. Evet. Bu Allah'ın dostunu Allah bilir, kendisi bilmez. Allah bunu, Allah'ın özel askeridir. Hani özel kuvvetler gibi, özel hatta bir numaralı askeridir bunlar. Bu ne yaptığını bilmez. Makamını da bilmez, mevkisini de bilmez. Bunu Allah yönlendirir. Kimse de bilmez. Kimse de bilmez. Zaten kendisi bilmiyorsa başkası da bilmez. İşte Yunus bile öyle bir kendini bilmeden bir şeye kapılıyor. Ben olamadım, edemedim. Evet. Dergahı terk ediyor. Sonra bakıyor ki yollarda keramet şeye baş, onun peşinde tabii. Ya olamadım, edemedim, keramet gösteremedim diye. Ayrılıyor tekkesinden. Sonra bir yerde bir şey yapar, keramet gösteriyor bundan. Sonra Allah olsa çok sevilen bir insanmış dürüstlüğüyle, insanlığıyla. Sonra pişman olur ama tabii neyse Yunus biliyoruz öyle. Yani Allah dostları böyle, bir numaralı dostları Allah bilir. Ama onu istediği gibi onun ağzından, elinden, dilinden, kalbinden eylem yaptırır. Düşündürür. Evet. Hizmet ettirir. Belki işte o yüksek mevkide olan Allah dostları belki Allah bildirse şımaracak, ben diyecek, Enes yükselecek. İşte bazılarını görüyoruz ya, ben diyorlar yani. Hani ilim bilmem ne sahipleri çevremizde görüyoruz. Bazı şeyler hemen ben demeye başlıyorlar. Milyonlar insan ona tapıyoruz, tapar gibi seviyorlar falan. İşte onlar da öyle kaybediyorlar yani. Allah'ın önüne geçirdiği için benliğini. Veya diğerleri geçiriyorlar, görüyor, o da hoşuna gidiyor. İşte Allah dostu o da bir numara, en önemli olan bir numara. Onun evet. için herkes kendini bir numara hissedebilir yani Allah dostu olarak. Bu açık yani ne kadar güzel bir şey, gizli yani bu. Evet. Ben inşallah. Hep öyle bakıyorum, gizli gizli, öyle hissediyorum. Bir numara olmak, herkes olmak ister. İşte o da bilinmiyor zaten. Ama o kişiyi nasıl şey yaparız, o parasını nereye harcıyor, hayra mı harcıyor, şerre mi harcıyor? Eğer hayıra harcıyorsa paralarını, güzel yerler harcıyorsa demek ki helal para kazanmıştır. Hayıra gidiyor paraları yani. Hayıra gidiyor. Hesaplı kitaplı. Yani zaten hayırsız yerlere gidiyoruz. Kötüdür onun paraları yani. Haram kazanmıştır. Hayır derken 3-5 sadaka demek hayır. Herkesin durumuna göre. Senin milyonların varsa milyonlar yatıracaksın hayıra. Öyle evet. 10 bin, 100 bin lirayla 500 bin lira olmaz o. Ama öbür adam 3-5-10 bin lira varsa o 50-100 lira yatırabilir, 500 lira yatırır ama sen öyle değil. Hayır öyle bakıyorum ben yani.
Ya biz hayır yaptık. Hayır, ne kadar verdin abi? 5 bin lira, 10 bin lira. Şu kadar sadaka verdik abi falan Ramazan'da. Ulan senin sadakan değil. Belki öyleler var. 50 milyon verse az. 100 milyon verse az. Evet. Yani öyleler, zenginler var. Veya 1 milyon verse ona normal. 2 milyon verse böyle. İşte bu böyle de kıyaslamak lazım. İnsanları böyle. Demek ki bir istikamette gidiyorsan Allah muhafaza ediyor yani. Özel askeridir o. Özel asker olmak çok güzel İnşallah. Bir şey. Özel, buna herkes aday olsun. Eylemlerine baksın onun. Duruşuna baksın. O günde halden hale döner yani. Yanar döner gibidir o. Yanar döner müspet yönde bak. Evet. Bir yanar, bir döner. Başka günde birkaç mevsim gelir. Kış olur, yaz olur, bahar olur. Bir bakarsın kıştan hemen bahara geçiverir. Çünkü onu Allah kalbini sürekli yoklamakta, sürekli haksızlık zulme karşı da sürekli onu hareket ettirmekte. Evet. Benim zaten hayatımda hiç sevmediğim zulüm ve haksızlık. Bir de tepeden bakmak insanlara. Eşitlik prensibinde gidiyorum ben tabii ki. Eşit derken herkesin kazancı kendine ama oturmamız, kalkmamız, yememiz, içmemiz hepimiz Allah'ın kuluyuz. Çalıştığımız, ettiğimiz insanlarla beraber oturup kalkmada şunda bunda. Eşitlik prensipleri, eşit davranmak, adil davranmak, sözlerimiz zengine farklı, fakire farklı, öbürü değil yani. Adaletten yana olacağız. Evet. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de sizin bu söylediklerinizi destekleyen bir sözü var baba. Şeriatta tarikat makamına geçerken bu tarikatların yolları, yöntemleri zor ve çileli ve uzun olduğundan belki 20 senede bir şeyler verecek Hazreti Yunus Emre'nin makamını elde edip de göremediği gibi. Zor olduğundan diyor bu kitapların hakiki hedefi imanı hakikiye yani hakikat makamına götürmek. Evet. Ve İman bu dediğiniz gibi biraz önce bu makama ulaştıktan sonra insan ne kendini bilir ne insanlar onu bilir. Hiçbir şekilde keramet aşamalarını bilmez. Kat etmiş olmaz, keramet göstermiş olmaz ama hakiki imanı elde ettiği için en yüksek makamda olur. İnşallah biz de çünkü bu dünya aday olan. Evet. Bu dünya zor, vakit çok kısa. Vaktimiz yani hayatımız çok hızlı. Ahir zaman alameti hızlı geçiyor. Yani kerametler belki güzel şeyler ama onun süreci çok uzun. Herkes o yola giremiyor. Ama okuyarak işte mesela meyalleri okuyarak anlayarak yaşadığımızı, anladıklarımızı yaşasak İşte o makama ulaşmış olacağız inşallah. Kur'an ahlak. Evet. Gene Üstad da şöyle bir şey de anlatalım Tarık. Yunus, Hazreti Yunus dönemleri ve 2-3 sene önceki dönemlerde bir insan Allah'ın velisi olmak için 3 numara, 2 numara, 1 numara bilemem artık onu. 40 yıl uğraşırmış yani. 40 yılda ancak olgunlaşıyormuş. Yani üstad söylüyor öyle. Bu zamanda diyor arkadaşlar 40 gün 40 saat 40 dakikada yükselebilirsin Allah'ın dostluğuna evet, yani yüksek makama. Ama da diyor dinsizlik de böyle. Bir insan 40 yıl güzel insan olsa 40 günde 40 saat 40 dakikada bozulabilir. Hızlı evet. Çağı yaşıyoruz bak. Ahir zaman çağı. Böyle demiş. O çağı şimdi yaşıyoruz. Yani her şey hızlı yükseliyor. Hızlı inişe geçiyor. Yüksekteki hızlı cana bir iniyor. Alttaki hızlı bir şeye yükseliyor. Bir yerde bir şey görüyor. İşte bu nereden geçiyor? Güzel bir film seyrediyor. Tefek. Sosyal medyada bir olay görüyor. Çünkü her yeri görüyor. Bir anda tövbe yok. Bir anda yükseliyor. Aman Allah'ım diyor. Veyahut da insan bir anda kötü şeylere şey kalıyor. Bir anda sapıtıyor. Evet. Çünkü 200 sene, 300 sene, 100 sene önce böyle sosyal medya yoktu ki. Dünyayla görüntü yoktu, haberleşme yoktu, film yoktu, dizi yoktu. O zaman da kötülükler nasıl diyor, yok gibi yani. İnsanların kasabasında, köylerinde durulmuş orada. Köy, kasaba yaşayanlar. Çok az insan şey yapmak için yani. Evet. Kötü şeyleri göremiyor. Zaten köylerde hiç olmaz. Eskiden ya şimdi bilmem. Şehir hayatta küçük küçük şehirler ama öyle mi şimdi? Fark etmiyor köy kasabada yaşama. Her şey geliyor önüne. Sosyal mi, internet bilmem ne bilmem. Haydi bakalım bittin. Haydi bakalım yükseldin. Her şeyin hız çağını yaşıyoruz Tarık. Onu yaşıyoruz evet. Bugün. Hakikaten bir anda zihinler bulanıyor. Depresyona giriyorlar.
bir anda hastalanıyorlar, bir anda çılgınlığa dönüyorlar veya tabii az inşallah çoğalır, bir anda da düzeliyorlar. İşte bizim bir filmi seyretmiş, imana göre bir filmi seyretmiş, daha evvel anlattım. Kadın, 40 yıllık kadın minyeleyi seyrediyor, örtünüyor sabah, namaza başlıyor bak. Adam diyor bana, milletvekiliydi bu eski. Abi diyor, ben karaya 40 yıldır anlatıyorum diyor. Bu karaya diyor. Ama diyor, ama bir film diyor, onu ne yaptı abi diyor. Onu evet. Anlattı daha ki videolarda. Aynı yani, El Yakin. Aynı El Yakin yani. Ha, Aynı El Yakin. Bu zamanda Aynı El Yakin görüyoruz. Gör. Tatbikatlı. Bozulmadı öyle. Bir bakıyorsun, bilmem sapkın filmler, bilmem neler. Onları anlatmak bile şey, her türlü ama her türlü sapkınlık. Her türlü hayvanlardan, insanlardan bilmem neler bir anda bozuluyor. Bir çevremdekini gördüm. Çok dindar çocuk. 25-30 senedir yanımda çalışan çocuk. En bir numaraya yükselmiş çocuklar bizim. Evet. 2006'dan sonra sosyal medyanın getirdiği sapkınlık sapıttı. Adam sapıttı. Hayvanlar alemini çekmeye başlamış ya. Onu evet. Gözümle gördüm onu. Şimdi anlatılmaz. Sette gördüm ya. Kedilerin şeyini çekiyor. Ne yapıyorsun lan dedim. Kesti. Onu doktora gönderdim bu yardımcımı. O zaman da öyle. Dedi ki bu dedi tam demiş Mehmet Bey demiş sizi sapkınlıktan kurtarmış. Sapıtmış. Sonra zaten hayatı gene derbest oldu. Bunu biliyorsun burada anlatmayayım yani. Evet. Gene zekası şey olanlar anlamıştır ne demekse. Yani düşün yani bir şey. Namazında, niyazında. Şimdi zaten tam şey. Ya şimdi duydum büyük beyin rahatsızlığı felç gelmiş. Ya o sapkını orada gördüm ben. Sonra işte hep sosyal medya yaptı bunu. Değilse nereden bilecek o şey? Hep seyrede o videoları. Adam beyni bir de aç kurt gibi şey gibi neyse tarafı yani işte o çağı yaşıyoruz şimdi. Ben görüyorum çevremde. Ha düzelen insanlar da görüyorum işte. Ben diyor düne kadar diyor ateistim. Yani mühendisim bir tanesi. Düne kadar ateistim. Elhamdülillah radyoyu dinledim. Kur'an mealini. Mümin oldum dedim. Bunlar da var bende. Evet. Şimdi artık önce din, sonra iş. Ona göre, dinime göre işimi ayarlayacağım. Evet. Gene amatemaya yatan şey bağımı, karı koca. Bir tanesi Ayşe'ydi de karısı. Radyoyla şey yapıyorlar. Kur'an şeyiyle bütün ilaçlardan vazgeçiyorlar. Cat Steven Yusuf İslam da o da. Evet. O da uyuşturucu, alkol, her türlü esrar bilmem ne. Oradan şeye yatıyor, hastaneye. Onun hayatı öyle. Sonra abisi onun bir Kur'an-ı Kerim getiriyor İngilizce. Bir bakıyor, okuyor. Hepsini bırakıyor, Müslüman oluyor. Şalvar giyiyor, cübbe giyiyor. O kadar şan şöhretini bırakıyor yani bakın. Aydınlanmaya bakın. Evet. Hatta ben dedim ya bu kadar şalvara sakal şöyleydi sakalı şalvar. Gerçi şimdi kısmı kısalttı şey yaptı ya. Şimdi okullarla falan ona da selam olsun o kardeşimize. İmanın nuru böyle. Bir anda değişiyor yani. Bir anda bakın. Bir anda da bozulanı da gördüm. Bozulanları çok görüyorum zaten. Makam mevki bulmuş veya öyle de bak. Makam mevki bulmuş. Paranın nereden geldi? Cipler, müpler bilmem ne. Yani herkes biliyor bunları. Adam evet. Orada memur. Bindik araba bilmem ne Porsche. Onun maaşı belli ya. Nereden bulmuş onu? Bunun gibi koya müteahhitlik yani emlakçı. Ne emlakçıysa iş bitirecek işte. Haram para buna. Bunların hayatlarını ne yapar? Alt üst ediyor yani. Bu makam mevki sosyal medyanın getirdiği yaşam şey, yaşam keyfi. Yaşam öyle bir keyfi yok. Adası mı? Ne yani? Hemsi bitti. Evet en maalesef. En güzel şu kalp. Maalesef. Bunda herkes de dikkat etsin, dersini alsın. Hız çağındayız. 40 dakikadan imanın gider. Veya insan 40 dakika içinde de aniden füze gibi iman sahibi olur. Kimseye bir şey diyemeyiz. Ahir zaman bu yani. Bak çıkıyor işte şimdi. Bak, bunlar 100 sene, 200 sene, 100 sene önce söylenen sözler. Ahir zamanda ama böyle. Şimdi çıkıyor. Görüyoruz ve içinde yaşıyoruz. Elhamdülillah diyoruz işte. Ben zaten kendimden çok korkuyorum Tarık ya. Hep böyle şükrediyorum. Her yeni bir günde şükredim. İyi ki bozulmadım diye. O yılda şükrediyorum. İyi ki yine aynı yerimde duruyorum. Değişmedim diye. Yani nedir de imanımda hatalarım olabilir. O benim hatalarım. Ama değişmeyeceksin. Hatalarına yüzleş. Allah biliyor. Görüyor.
Ama imanda değişmiyor. Adalette, evet, dürüstlükte. Hastalıkta bileceksin, hastalığın nesi olduğunu bileceksin. Geçen haftalar yeni bitirdim kitabı. Toplumun bu kadar artık depresyonik durumunu görünce Şirofreni diye bir kitap aldım. Okudum. Okudum, bitirdim. Çok tabii sıkıcı da geliyorum terimler ama buradaki gayem, ya nasıl davranayım? Yani karşımdaki hangi hasta olduğunu, şirofreni mi, hangi panik atak, hangi bipolar bozukluğunu bilmiyorum. Evet. Şimdi orada artık hissettim. Şimdi bir şey görünce hemen hissediyorum hareketlerinden, donukluğunda hemen. Ve aynı bir kriz geliyor. Bir mutlu, bir kriz geliyor. Bir mutsuz. Ha diyorum, bunda bozukluk var, bipolar. Veya bir bakıyorum aniden kilitleniyor. Panik ataya gir diyorum. Evet. Havasın diyorum. Yani bu kitabı okudum. Sırf daha da belki okurum ama sırf kendimden var, bir şeyim var bende veya toplumdan var. Bu aynayı bileyim de. Bilimsel bir şey tabii. Maalesef böyle yani. Onlara merhamet edin işte. Neyse, o sistemleri şey yapmaya çalıştım, öğrenmeye çalıştım. Davranış hareketleri onlara. Ya bu kitap okudum ya. Ya. Evet. Araştırıyorsunuz baba. Yani araştırıyorum. İlme diyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz. Yaşıyoruz ama hayatı biz, evet, hep beraber yaşıyoruz. Kimin, ya herkes aniden panik yapıyor yani bir şeyde. Aniden bir kriz geliyor. Bir para kaybediyor, kriz geliyor para kaybettiği zaman. Ve neden para kazanadım diye kriz geçiyor. Şöyle bir, geçen burada benim arkadaşlardan bir iki arkadaş vardı. Daha yaşları 25. Amaç ve gayelerini sordum onları, Tarık. Dedim, amacınız ne, gayeniz ne? İşte mücadele ediyorlar. Bizle de bir bağlantılı iş yapıyorlar. Hocam dedi böyle. 25 yaşına geldim dedi. Ne gezmeye gidebiliyorum, ne arabam var, ne evim var. Nasıl olacak bu hayat dedi. Bitiyor dedi. İkisi birden yani arkadaşlar. Dondum kaldım. Gerildim. Böyle dinler ki öyle bir sohbet yapalım dedim yani. Diğerler de öyle. Ya dedim, siz beni 3-4 senedir, 3 senedir de tanıyorsunuz benim fikirlerimi, düşüncelerimi. Bak şurada yaşam tarzımı görüyorsun, ne kadar basit yaşıyorum ki yaşam. Belki binalar biraz konforlu, araba konforlu ama yediğimiz içtiğimiz belli ya. Şurada yediğimiz içtiğimiz belli. Evet. Havyar mı bilmem neymiş, şurada otel, şurada öyle bir şey yok. Sevmiyorum zaten. Ve üzüldüm dedim sonra tabii. Hocam dedi, gitme, hayat bitiyor dedi. Ben dedi paraya takıldım dedi kafa. Nasıl zengin olunur? Onun için ne kitap okuyabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum, ne ilim. E ne olacak? Takıldım paraya. İşte bu hasta. Hastalığa götürür, bunalıma götürür. Şu anda zaten panik ataklık yani buna. Olur mu ya, ben en şeyde kitap okumayı bırakmam. Kur'an okurum, kitap okurum. 5 kişi çalışırdı bir zamanlar. Gene kitap okurdum. Gene film seyrederdim. Gene sohbet, gene aile şeylerime bakardım. Gene bahçede ilgilenirdim. Gene yemek yapardım. Biliyorsun baban, sen doğdun doğalı yemek severim ben. Yemek yaparım. Evet. Aile, mutfağa girerim. Gene bu hafta burada yemek yaptım cuma günü. Biliyorsun sen, dün de gene beraberdik değil mi? Evet. Böyle beraber yemek yaptık yani. Ateş. Şimdi böyle bundan nasıl şey yaparsın ya? Hayatın lezzeti bu yani. Onlar bundan külfet gibi görüyorlar yemek yapmaktan, şey yapmaktan. Yani peki neymiş peki? Ya o zaten o hangini parada oraya gelse, ev şu bu, lezzet alamayacak zaten. 3 ay sonra sıkılacak, sapıtacak. Diyecek, lezzet peşinde koşacak. Başka lezzet yok mu? Sıkılırsın sen. Ha ona şunu da söyledim. Dedim kardeşim, bana mutluluk eğer paradaysa, bunu kendi hep söylüyorum, mutluluk paradaysa, ama hep mutlu olacağız, paramız var. Ben sana servetimin yarısını vereceğim. Bunu gene tekrar tekrar söyleyelim paraya tapanlara. İkimiz de mutlu olalım. Bana getir böyle mutluluk reçetesi. Ama bir gün canım sıkılmayacak. Canın sıkılırsan parayı alamazsın. Her gün mutlu olacağız. Param var ya, mutlu olacağız. Yiyelim içelim, hadi giyinelim. Abi öyle bir şey var mı ya? Birkaç ay sonra patlarsın. Sürmez bile. Evet. Delirir, delirir. Milli piyangolardan kazananların delirdiklerini duyduk bu yani. Hazır para. Bilmem öyle saçmalık mı? Bir de ne yani? Ne yiyebiliyorsun sen? Şurada yarım kilo pirzola yesen bittin. Paran var. Hadi abi çok pahalı. En pahalı ne? Şunu ye. Ne bittin? Şişersin böyle. Bak şu saat oldu. Bir şey yemedim ya. Bir çay içtim. 2-3 tane zeytin yedim. O kadar. Şurada arkadaşlar gördü herhalde değil mi yani? Zeytin yediğimi.
3-5 tane böyle midem şey olmasın, program yapacağız diye. Bir de açlıkta daha güzel oluyor program yapmak. Yani böyle yersek rehavet çöküyor falan. Evet. Uyku geliyor. Yediğimizde ne olacak ya? Börek çörek işte yani. İşte onun için kardeşlerimiz her şey para değil. Para var tabii, para kazanın. Meşru daireden olsun ama hırs yapın ama olmayacak diye bir şey yapmayın. Kitap da okuyun. Kitap da okuyun. Sohbet de dinleyin. Sosyal medyada güzel şeyler de seyredin. Para kazanmanın hangi sanattaysa onun da yollarını araştırın. Ticaret mi bu, ilim, bilgi mi, bilgisi, neyse herkes bilsin. Sabretsin. Zengin de Allah verecek çünkü. Al sana bir ayet. Zengini Allah dilediğime veririm. İlmi çalışana. Peki hırsıza nasıl veriyor? Zengin değil mi? Çalıp çalıp. Sonuna bak sen, oluyor. Ne oluyor hırsızın? Çalan çırpanın sonuna ne oluyor? Ya felç gelecek, ya büyük bir kaza olacak. Çoluğu çocuğu, Allah korusun, ama çocuklar da çıkıyor. Çıkar. Zaten bir şey yiyemiyor ki o hırsız. Tamam çalmış hırsız. Hırsız çalmış da bir şey götürebiliyor mu? Yok, ne yiyor? Benden fazla mı yiyor? Kanında bir farklılık var. Ya. Sonra hepsi dar, o acılara katlanamaz o hırsızlar. Onlar hep esrar, eroin gibi, içki gibi. Onlar uyuştururlar kendini. Zaten Allah'ı tanımayanlar da hep şeydir yani. Bunalımdadır. Evet. Allah'ı tanımadıkları için onunla mutlu olmaya çalışıyorlar. Tanısa, iman gelse, mümin bir zengin olsa, o zaman adalet daha güzel olacak. Fakirlik daha güzel olacak. Mümin olacaksın. Evet. Bir söz vardı baba. İki çeşit insan var. Biri keyif insanı, biri mefkure insanı. Şimdi mefkure demek fikir sahibi demek. Bir düşünce için yaşayan insan, keyfi için yaşayan insan diğeri de. Şimdi o noktada geldi mi insana, bence şöyle bir psikoloji olmalı. Yani ben keyif insanı mıyım, mefkure insanı mıyım, benim davam nedir? Boş yaşıyor muyum, yoksa bir dava için mi yaşıyorum? İnsan bir dava için yaşarsa maddiyatı çok da fazla kafasına takmıyor. İhtiyaçlarına, sahip olduklarına şükrediyor. Diğerleri için de kanaat ediyor, olmayanları için de. Ama keyif insanı sürekli daha fazlasını arzu ediyor. Dediğiniz gibi milli piyango sahibi daha fazlasını da arzu ettiği için aile de kalmıyor yanında. Kazandıkları da kalmıyor. Hepsini kaybediyor. Zaten göz dümağı. Ahalinin, bütün insanların gözü var. Ben öyle düşünüyorum. O genç arkadaşlara bir dava edinmeleri, misyon. O yaşlarda misyon edinmeleri. Siz mesela... Bir şeye inanmalar lazım. Annem anlatır. Daha ilk evlendiğiniz zamanlar bir misyon edinmişsiniz. Henüz hayatınızda şeriatı yeni oluşturduğunuz yıllarda. Demişsiniz ki ben de böyle sinema filmleri çekeceğim. O zaman vallahi insanlar ya, özellikle rahmetli anneannem, ya bizim damat, da iyi atıyor. Film yapımcı olacağım, yönetmen, bir şey, filmler çekeceğim falan, 80'li yıllar tabii. Evet. Bizim damat da demişti, önce atölye mi daha doğrusu? O da öyle diyor, hanım diyor yani, ben tabii şey, ama çok hayallerim çok diyor. Gene de çok var, çok var. Yani öyle hayallerim var ki, ülkem diyorum nasıl dünyanın bir numaralı zengini olur mesela, ne gibi şeyler ya, bir sürü hayallerim var. Evet. Ormanlar üzerine, yatırımlar üzerine, disiplin sistemi üzerine, sabahlar herkes aerobik yapsın, kalksın, ondan sonra herkes işinde aşkla çalışsın ama o misyonu inandıralım, çalan çırpı olmasın, herkes fedakar, 10 milyon emekli evet, varsa bunun 8 milyonu çalışsın, ormanlarda ağaç diksin, bir şey yapsın, bir şey yapsın, paraya ihtiyacı yoksa devlet ekte kalsın veya fakirlere versin, onlar ona göre ücret vermek lazım neyse. Yani çok şeyler, İstanbul 50 milyonluk bir metropol olsun, Çanakkale, Edirne, Adapazarı gibi, Bursa gibi 50 milyon evet, hızlı tren, benim uçaklar, gökdelenler falan. Şimdi kanal yapılıyor mesela, benim hoşuma gidiyor yani. Ne zarar var lan kanal yapılmadan, o uydu kentler yapılıyor, çok hoşuma gidiyor. Ben zenginlikten yanayım yani, orada bir kanalımız olsun. Yarın orada bir şey olsa buradan girsin veya buradan bir şey olsa oradan girsin. Ben tabii zengin olmak için bu meşru daire neler yapılır, yapılması, arabalar, dünyanın en iyi arabalar bizde yapsın. Alüminyum, döküm, saç, demir çelik. Yani öbürü de kumaş, bilmem hepsi bizde var. Evet. Yani niye dünyanın en güzel araba? Bu bir organizasyon, bu bir beyin. En güzel arabaları da yapacağız bizde. Ama bu bir sevgiyle olur, taraf, aşk olur. İşte ibadet aşkı olursa bizim mühendislerimiz de olacak, devlet de öyle yönetilecek. Halka bunları anlatmak ama soyunmak, halkta onu görecek bu model insan, model evet, insanlar. Veya ben halkımın şeyini bilsem ki her şeyinin
yok olduğunu bilsem Tarık şuradan, pisliklerin, yalancının, sahtekarın ama tembelin, servetimin yarısını vermezsem şerefsiz mi halkım için ya? He alsın diye yarısı sizin olsun lan derim ya. Tamam ama kimseyi çaldır izin vermeyeceğiz. Her şeyi kontrol altına alacağız. Herkes evet. Dökecek, servetinden dökecek. Sen de vereceksin. Sen de servetini vereceksin, o da. Evet. Kimler vermesin? Bir evi arabası olan vermesin. Sizin annem o çok bir evi arabası olan. Onlar şey değil, siz geçiniyorsunuz. Evet. Ama herkes bir kısmını, dörtte birini versin, dörtte ikisini versin. Böyle ülke bizim ya. Ne yapacağım parayı ya? Tabii. Ama paralarını da gidişini göreceğiz. Tabii gidişinde. Göreceğiz, tabii denetleyeceğiz tabii. Benim ne projelerim var ya dünyayı idare, Türkiye'yi de idaresiyle ilgili. Haydi bakalım kardeşlerim, bu vatanım için şarkılarla, dağ başının şarkılarla başlayacağız. Of hanım 8 milyon, o da 10 milyon mu şey emekli, 8 milyon belki 1-2 milyon hepsini çalıştıracağız. Ona hobi gibi işler vereceğiz. Arıcılık, bilmem necilik, orman evet. İdare. Bir, her yıl milyarlarca ağaç çekeceğiz. 20 sene sonra ormanlar çıkacak. Tekrar keseceğiz. Ya geleceğimiz nasıl olur Tarık? Ama bu bir organizasyon ve disiplin. İnanmak yani. Ama halk da buna şey yapacağız yani. Bunlara da şey yapmayanlar da kötü insanlar, yanlış insanlar cezalanacak herkesin önünde. Açık cezan. Bak sen ya adalet yerine geldin. Evet. Korkacak. Bu bir seferberlik yani. İlle seferberlik savaşta mı olur? İşte barışız ama ekonomik zayıflığımız var dünyada. Düşün yani elektrik çağını yaşıyoruz. Biz yani çok iyi değiliz bir Almanya gibi, Japonya gibi, İsviçre gibi, İsveç gibi. Daha iyi olmamız. Hatta onlar ne ya? Biz onları geçmemiz lazım. Nedir onlar ya? Kanım benim böyle ya. Torusu çocuk geliyor burada. Şimdi bile gece gündüz çalışıyorum ya. Dün bahçede. Gördün baban. Evet. Çiçekleri sular, şunu sular, ağaç sular bilmiyorum. Hiç durmuyorum. Acemi kadın anlatıyorum ya. Burada geliyorum gene öyle. Ama seviyorum yani. Şimdi film hazırlanıyorum inşallah. Belki bir ay içinde hazırlık biterse filme başlayacağız. Sen de başarılı olacaksın. İnşallah. Durmak yok. Yola devam. Yani böyle olmam. Ama bunu halka yansıtmak lazım. Milletimize. Diyecek iş adamı ben bu paraları veriyorum devletim bir ama paralar şuraya gidiyor. Şu araba fabrikalar, şu yollara. Türkiye'de ekilmedik. Arazi kalmayacak. Öyle bölünmüş 3 dönüm 5 dönüm. Yok arkadaş. Devlet onları bir organizasyon yap. Devletin kontrol olacak tabii. Onun güveni ben yapamam. Diyecek şu bölümleri hepsini aldık. Şu köye şeye verdik, sattık. Kaç para oyun diye yere şu tak 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 al. 3 dönüm eksik ne, 5 dönüm eksik ne ya? 10 dönüm eksik bir şey olmaz oradan. Artık o armut meker, elma meker, ekim meker. Yani ekilmeydik tarlalarımız bile. Milyar dolarlar katma değer sağlayacak ülkemize. Orada köylerde gerekiyorsa oradaki adam organizasyon yapan adam çalıştırsın işçi gibi veyahut da köyünde gitsin dinlensin. Ama bütün tarlalar ekilecek. Bir zamanlar köyün muhtarına ben şöyle dedim Tarık. Onu anlatayım bir hayalimi. 2000'li yıllar olabilir. Bizim köyün muhtarı vardı. Ciddi bir şekilde. Dedim ki muhtar bizim orada köyün dedim bütün tarlaları bana satın. 2-3 bin dönüm vardır o zaman herhalde. 7 milyon mu vereyim dedim öyle 6 milyon vereyim dedim. Şimdiki para 5 milyon dolar falan. Yani 3 bin, 4 bin. Dedim buradaki herkes satacak. Bir organize yapalım. Gönül işi bu. Bizim mesela 30 dönüm tarla var. 5 kişiye bölünmüş Tarık. 5 kişiye. Ne olur ya? 6 dönüm ben ne yapacağım? Sen bölüm bölüm. Neyse. Muhtar düşündü eyleme geçiremedi. Dedim Türkiye'ye bir örnek olayım. Vardı param da vardı. Ekecektim o zaman. Hepsi dedim gene köylülerden isteyen orada çalışacak sigortalı. Ama 360 gün, 5 gün iş verecektik onlara. Kimisine elma, kimisine armut, kimisine üzüm. Üzüm bizim Sopran. Eskiden Bağyurdu köyü. Şimdi Bağyurdu köyü evet. Eskiden Sopran. Bağların köyü yani bizim ismimiz çok Torosların eteğinde. Böyle tabii teşvik olacak. Birileri benim böyle. O muhtar eski muhtar biliyor. Bunu belki köylerim de duymuştur. Köyü satın alayım dedim böyle şeyle arazilerine yani her ev değil yani. Versinler, yetiştirelim, profesyonel bir örnek olayım yani. Yani neyse böyle hayallerim çok var Tarık. Hayalsiz. Bu bile ülkem için düşünüyorum ben. Kendim bırak. Ne diyorum? Gelin verelim servetlerimizi ama yerlerini bilelim. Paralar, her şey şeffaf olacak. Evet. Her şey şeffaf, her şey şeffaf, şeffaf, şeffaf. 3-5 kişi olmayacak. Şeffaf olacak her şey. Ne yapacağız parayı ya? Ben yok parayı ne yapacağım oğlum ben? Yani benim torunlarım daha konforlu bir ülke.
daha konforlu bir ülke. Bu bana mutluluk verir. Bu da bir misyon yani. Ülkecilik, yurttaşlık, vatan sevgisi neydi? Eşim bundan bir gerçi şey yaptı da 100 şeyden daha üstün gelir. Evet. Ne derler ona? Huri. Yok, huri değil. Bir tanesinin sözü var da cariyeden evet, cari. Diyelim veyahut da bilmem dosttan diyelim yani böyle. Vatan sevgisi yani. Bir Fransız mı söylemiş bunu? Benim de çok hoşuma gidiyor. Vatan sevgisi. Hani gene bir Fransız Napolyon askerlerinde bir tanesi var. 18 kere yaralanmış harpte gene savaşa gitmiş de. Buna ne diyorlar? Şovenist diyorlar herhalde değil mi? Şovenistlik oradan gelme. Vatan sevgisi yani. Fransızca vatan sevgisi. Evet. O adam Fransız askeri Napolyon şeyinde 18 kere mi yani şimdi aklımda yaralanmışlar gene savaşa gidiyor. Yaralanıyor gene savaşa gidiyor. Buna diyorlar işte şovenistlik derler bize de geçiyor orada. Bize de şovenistlik vatan. Şovenist Fransızca vatan sevgisi. Öyle bir adam. Şovenist demişler ona. Bu sevgileri çoğaltmak lazım yani. Evet. Vatan sevgisinin temelinde hür olma bilinci, bağımsız olma bilinci. Bununla ilgili de söyledim. Korkusuzluk. Evet, korkusuzluk. Güven. Herkes fikrini söyleyecek. Her güvenecek. Her şeyine güvenecek. Öyle olur zaten. Yani öbür türlü gene, ha bende var ama herkes olmayabilir. Ama gene ben bu kadar şey, gene vatan sevgisim. Onun için film yapıyorum burada. Vatan sevgim, benim bu eksikleri, aksaklıkları görmek benim vatan sevgimi eksiltmiyor Tarık. Bu geçiş dönemi. Kişilere bağlamıyorum benim vatan sevgimde. Geleceğe bakıyorum. Olacak. İnşallah. Ama tabii her şey iyiye doğru gitse öbür insanlar da vatan sevgisi çoğalacak. Diyecek ki şu insan şunu yaptı, bu insan bunu yaptı, şu ayrı yaptı. O zaman Ahmet'i Mehmet'i seveceğiz. Bilmem Fransız'ı, İngiliz'i, bilmem Amerikalı'yı seveceğimize evet, değil mi? Evet. Onları bilirler herkes. Onlara hayranlık duyacağımıza kendi millet. Yani onlar da bize hayranlık duyacaklar. Ulan Türkçeyi acaba biz de şeyimize koysak yani dünyada artık bu lisan Türk Cumhuriyetler var bilmem ne var. Olacak. Olacak böyle. İnşallah. Onlar hep vatan sevgisi millet mi aşılanacak. Şimdi millet küsüyor tabii. Şey de yok. Geçmişinde bilmediği için milletimiz küsüyor. Sanki hep böyle yaşıyor. Ne öyle? Geçmişte çok iyiydik biz. Geleceğimiz inşallah geçiş dönemlerden güzel yerlere geleceğiz yani. Evet. Geçecek bunların hepsi. Bununla ilgili de bir sözünüz var. Benliğini bilen insan hür insandır. Sosyal medyada paylaşmışsınız. Çok güzel ya. Benliğini bilen insan, kendini tanıyan insan. Evet. Hür insan, hür insan da zaten vatanın sevgisi olan insan. Takılıp kalmaz hadiselere. Şimdiki olaylara, o yaptı, bu yaptı, şunu yaptı, ona takılıp kalmaz. Benliğini biliyor. Nereden geldiğini, nereye gideceğini, ahlakıyla. O hep hürdür yani. O zindada da olsa hürdür yani. O hürdür. Onu, ona işkence yapabilir ama kalbini alamazlar onun yani. Hür yaşar yani. Köle değildir o. Ama öbürü de para, pulu, kadın için köle olur yani. Köle olur. Yalaka, yulaka, dal kavuk, sessiz bilmem ne. Hep para için. Benliksiz. Yani ben şeyine, bir de ben var o ego olarak değil tabii. Benlik, bu tarafa bak sen benlik. İşte bu insan hür insan. Öbürü de bilemeyen insan da köle insandır. Zaten kölelik yapar. İşte bunlar hepsi kalkacak inşallah Tarık. İnşallah. Bu müsbet şeyler konuşalım. Bunlar hep üzülüyorum da bunları söylemekte ama gerçek de bu. Keşke hep daha baş şarkıları söylesek ya. Bu çok hoşuma gidiyor. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Çabuk güneş doğacak şimdi, erken kalk, iş başı. Makineler çalışsın, temizlikler yapılsın, tarım geç kalmasın. Siz daha erken güneş doğmadan kalkın. Ben böyle bakıyorum daha başta. Yürüyelim arkadaşlar. Uyuyup kalmayalım yatakta. Güneş doğacak şimdi. Bunu Almanlar yapıyor ya. 5'te kalkıyorlar. 6'da işbaşı yapıyorlar. Almanlar biliyorsun. Evet. Avrupalılar da öyle. Saat 2 dediği zaman işi bırakıyorlar. Gidip ondan sonra sosyalleşmeye gidiyorlar. Sinemaya, alışverişe gidiyorlar. Amerikalılar da öyle. Saat 5, 6'da işbaşı, 2'de paydos. 8 saat çalışıyorlar. Yemek falan paydosu onlar. Evden getirdikleri bir sandviç onu yiyorlar. Bir şey falan. Bizdeki bir hadi yemek paydosu bir saat öyle yok. Yemekler gelsin, şunlar gelsin.
külfet. Onu külfet görüyorlar. Evet. Ama üç var diyese hiç durmuyordum. 8-8 devam ediyor. Güneş ufuktan şimdi var. Hemen erken kalk, çalış kardeşim. Yan gelip yatma kardeşim. 10 milyon emekli. İşler bulalım sizlere. Sizler de araştırın bunu. Her şeyi devletten beklemeyin. İlim yapın, irfan yapın. Bilgeliklerinizi torunlara anlatın. Bilgeli insansınız. Torunlara anlatın. Git köyünde ağaç dik. 100 tane, bir daha sene 200 tane dikeceğim de. Bilmem ne yap. Sadaka ver veya bir işle meşgul ol. Evdeki kadınlar hiçbir şey becerimiz çorap örsünler. Yani bilmem halı yapsınlar. Bir sürü iş buluruz. Bir sürü bir seferberlikle tabii Allah'ın izniyle tabii düşmanlar da buna izin vermemeye çalışırlar. Güçlü bir Türkiye, atom Türkiye'si. Altın çağ. Altın çağ. Evet. İzin vermezler onlar. Düşün bir mühendis artık nasıl çalışıyor? Benim anam çorap örüyor, öbürü bilmem dedem dağda ağaç dikiyor der ki o mühendis utanır yani. O nasıl mühendis olacak o da? Allah. Bir sürü inşaatlar, bir sürü şeyler. Yan gelip yatma değil, güneş doğuyor. Bilmem ne. Yürüyelim arkadaşlar. İşte bunlar, bunlar filmlerle, dizilerle motive edip. Tabii bizimki böyle bir hayal dünyası, bir geçiş yapıyoruz ama böyle kardeşim, gerçek böyle. Muvaffak olan Japonlar böyle. Yerle bir olmuşlar 45'te. Atom bombası atılıyor. Her şey şimdi Japonya olmuş. Düşün ya. Japonya ne ya? Gerçi onlar da Türk soyundan ama Türk kardeşler. Soyları öyle. Biz de böyle olmamız lazım. Kore desin öyle. Güney Kore çok gelişti. Kore nedir gene ama biz oraya yardıma gittik. 50-56 evet. Yıllarında mı yani? Bunlar hayal dediniz ama bu. Hayal değil gerçek. Sözde... Tamam. Şimdi hayal tamam. Hayal ediyor ama hayalle başlar, gerçek evet, olur. Evet, her şey hayalle başlar. Tabii, hayal olmadan. Hep ben hayalle yaşıyorum. Hani dedin misyon olmak lazım. Evet, bir şeyi mefkure. Bir şey hayal etmek gibi dedin de ben evet. Hep hayalle yaşayalım yani. Vizyon gibi. Vizyon hayaldir yani. Bir şeye vizyon edin, şunlar evet. Şunlar. Önde kendi hayat şeyini, sonra ülken için çalış. Önce kendini çalış. Önce kendini çoluk, çocuk neyse bir şey. Ondan sonra ülkene nasıl hayalle? Bu da dualda mesela hiçbir şey yapmasan dua et. Allah o dualarla gökyüzüne gele gele iklimleri değiştiriverir. O dünyanın şeytanların elini kolunu bağlar belki. Bağlar yani gözlerini göstermez. Bir dönem gelir biz de orada süper olur gideriz. Biliyorum hep onları engelliyorlar bize. Evet. O dünyadaki şeytanlar engelliyorlar. İnsiz için şeytanlar. Bu Türkler eski ataların şeyine geçmesin diye tamam. Birkaç yüzyıldır engelliyorlar. Şimdi değil yani. Şimdi değil. 1700'den başladı yani. 1800 işte. Şeytanlar engelliyor ama biz de münafıklar dua yaparak da çalışarak da işte böyle. Bunları bilmek lazım. İlim bilmek. İlim kendini bilmek. Ben kimim? Neredeyim? Dünya kim? Bunlara böyle bağırıp çağırmakla bir yere varamayızlar. Evet. Bir de barış, sevgiyi işte çoğaltmak için de kucaklayıcı. Kucaklayıcı bir şey olması lazım. Herkesi. Hep biz kardeşiz. O zaten kötülük yapan, şey yapanlar bile diyecekler ki ya nasıl biz buraya düştük? Nasıl bir şey yaptık? Bir zaman 70'li yıllarda gençler, şimdi yine bir kitap okuyorum Filistin zindanlarında diye. Doğulu, Karslı bir çocuk 22 yaşlarında üniversiteye giderken bunlar Mao'cuymuş yani. Ona takılmış köy örgütleme yapıyorlar. Dinsizlik anlatıyorlar. Herkes eşit olacak. Köy ağalarına isyanlar falan. Sonra derken Gaziantep, Adana bilmem o Malatya oralarda organizasyon yapıyor. Sonra bu şeye gidiyor. Filistin'e gidiyor. Şimdi orada kaldım okuyacağım. Orada da zaten bir çatışma olur da daha sonra ben şey yaparım. Yaralanıyor. Sonra yakalanıyor. Hapishanede 7 yıl kalıyor. İsrail zindanı. Sonra ülkeye geliyor. Grafikçi falan. Onun şeyini okuyorum. Onun biyografisini okuyorum. Nasıl bir idealizm ya? Bak Mao nerede ya? Çin'de ya. Gelmiş burada 3-5 kitabıyla. Bizim insanlarımızı Mao'cu yapmışlar ya. Ne fitir ya. Bilmem ne. Ya Lenin adı burada yakın. Öbüründe Lenince. Hepsi ayrı ayrı gruplar. Hepsi sosyalist, komünist. Halkı teşkilatlandıracaklar. 60-70'te devrim yapacak. Devrimde kanla öldürecekler yani. Öyle, evet. Öyle kansız olmaz onlar da. Onu anlatıyorum. Nasıl yapmışlar? Ülke nerelerden kurtulmuş be? He, ne oldu devrim yapılan Rusya? Lenin, Stalin ne yaptı?
70 milyon insanı öldürdüler ondan. İşte Çin, o Mao'nun işi bitti. Yarı kapitalist, yarı sosyalist oldu. Çin'e gidip geliyoruz yani. Her şey kapı. Yarısı, yarısı. Mao nerede? Aç bırakıyordu. 1 yıl 20 milyon insan pirinç yemeden öldü Mao'nun zamanında. Çıkmış onun katilleri. Ülkeye örnek bu genç delikanlılar, doğulu, batılı. İnanmışlar, yüzlerce insan Filistin kamplarına gitmişler. O zamanlar komünistlerdi onlar. Marksist, Leninist gruplardı Filistin kamplarındaki. Filistinler yani o gruplar ne? Onların bir ismi var. Bunlar da oraya gidiyorlar. Kardeşler biz de komünistiz. Bizi eğitin, silahla eğitin. İsrailliler bunları bombalıyorlar. Çatışmalı yakalıyorlar. Hapse atıyor. 7 yıl hapiste kalmış neyse. Böyle bir adam. Buna bakıyorum. Nasıl kandırılmış, nasıl şey olmuş. İşte ağa sana, işte tarla, işte sen buradasın ırgat. Bakıyor. İşte komünist gelecek eşit olacak. Bütün tarlalar eşit olacak. Fabrikalar. Kanar tabii yani. Kanar tabii yani. Neyse ben hep milliyetçi oldum, kanmadım. Ben de ülkücüydüm yani 70'li 80'li yıllarda olmadım. O bana şey geliyor, Allahsızlığa inanmıyordum. Ulan Allahsızlığım, onlar bana diyorlar, bunlar Allah yok diyorlardı. Ben de yok diyorum, öyle sosyalist, komünist, biz o zaman komünistlerdik. Bu neyi anlat? Onun da ülküsü var bak. 20 yaşında bak ölümüne gidiyor Tarık. Köy köy, bir valiz elinde, bir kim gittiği yerlerde mesela o komünist. Gaziantep'e gidiyor, şey orada pamuk tarlalarında çalışıyor, köylü gösteriyor köyünü. Kendi hücre evlerinde kalıyorlar o köylerin belirli, söylemiyorlar bazı yerlerine. Şuna bakın nasıl mücadele etmişler ya. Ne için? Devrim. Ne devrim o ya? Açtı Rusya, aç aç. 90'lı yıllarda açtı. Oluydu battı. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok. Ben oraya gittim 90'da, 92'de. Hiçbir şey yok. Televizyonlar tek bir tip. Radyo böyle çiklet yok ya. Kadın çorabı yok. Biz çiklet götürüp giderdik şeye. Öyle ben seyahatler ederdim. O Türk Cumhuriyeti'ne bir şey çikolata götürdüm. Ticari amaçla gidip gelirdim. Bayılırlardı ya hediye olarak. Sonra Kur'an meal şeyleri götürdüm. Namaz hocaları götürdüm Türk Cumhuriyeti'ne. Film milim bir şeyler yapmaya çalıştık ama olmadı yani. Oldu veyahut da ticaret oldu bir şeyler yaptık. Başta Rusya'da çok iyi şeyler yaptık. Arayış yani böyle. Bak demek evet. Ki toplumumuza bu şeyi verirsek, bu güzel ahlakı, eşitlik gibi, adalet gibi şeyler versek, tam Mao'nun şey kaç bin kilometre geliyor, evet. Kültürümüz ayrı, dinimiz ayrı. Oysa bizim Türk'üz, Müslümanız, Kürt'üz, fark etmiyor. Kürtler de olsa müziği. Hayır bir de bu coğrafyada yaşıyor bin yıldır. Nasıl bir uçukları başkalarına kaptırdık o yıllarda? Şimdi boş olduklarına göre, çoğu da imana döndü zaten. Şimdi bizim seferberlik, bu güzel düşünceleri ülkeye yayıldığı zaman, patlayacağız. Ondan sonra bizim modeller dünyada ne yapacak? Öne geçecek. Evet. Güzel modeller. Ama yaşarsak inşallah olur. İnşallah. Bir model olsun ya. Herkes desin ki Türk modelini alalım. Orada kardeşlik şu nasıl işte eşitlik bilmem nelik. Yani eşitlik derken adalette şunda bunda eşitlik. Tabii ki herkesin fabrikası varsa, atölyesi varsa herkes kaz ama orada ne yapacak? Benim kardeşime yardım edeceğim. Benim kardeşime bilmem ne yapacağım diyerekten misyon olacak. Evet, işte o kardeşim insanlar yani. Baba belli kendi mefkureleri her ne kadar yanlış mefkure olsa da kendi mefkureleri uğruna keyiflerini bırakıp işte dünyada evimiz arabamız olsun demeyip evet. Binlerce kilometre buraya gelmiş ve evet. Siz kitabını okuyorsunuz şu an. Demek ki kendi mefkurelerinde başarılı olmuşlar. Olmuşlar da olamamışlar tabii. Olmuşlar acı çekmişler. Ölmüşler. Olmadı ne oldu ki? Yani öldüler. On binlerce insan öldü. Sağdan soldan ben biliyorum onları. Biz de içindeydik zaten. Ben zaten ölmediğime de şükrediyorum o zamanlarda yani. Bizim oralar bombalanıyordu Fatih'te. Evet. Solcular tarafından. Biz de sağcı kesin. Ben öyle şey olarak değildim. Atölye olduğu için ben destek veriyordum. Maddi manevi destek veriyordum. Öyle gidiyordum. Ama tabii milliyetçi insanız biz yani. Bombalanıyordu. Evet. Duyardık. Arkadaşlar şu gördü bu oldu. Yani bazen ölmediğimizde şükrettik. O günleri de unutmadık. İşte bu çocuk da solculardan biri. Gidiyor Kars'ta. Oradan artık Filistin'e kaçıyor bu. Aranıyor bir de yani. Sürekli aranıyor, kaçıyor, kaçıyor. Of anam of. Mao diyorlar yani. Öbürü de şimdi deli. Yani Mao kim be? Hangi ülke? Yok Mao ne yapmış yani? Bu Çin 90'dan sonra gelişti. Dünyaya açıldı. 90
93'te Şangay'a gittim ben. Her taraf inşaattı. Yeni polistikaydı onlar. Yeni açılım. Ondan sonra Avrupalılar geldi. Fabrikalarını kurdu. Ucuz diye. İşçiliği ucuz. 30 dolar 40 dolar o zamanlar. Orada Avrupa'da 2000 dolar. Orada 30 dolar Amerikalılar. Öyle başladı. Bunlar da Avrupa'ya şey yaptılar. Yani bir yere geldi işte Çin yani. Mao getirmedi onları. Aç bıraktı. Bu yeni yönetim, yeni sekreterya onlara bir şey getirdi. Daha insancıl, daha şey davrandı. Öyle Mao'yu aç bıraktı insanları. Yer kapitalist, yer şey. Çünkü Çin'in her yerine gidebilirsin. Alışveriş yaparsın, seyahat edersin, kalabilirsin, fabrika kurabilirsin. Komünist döneminde var mıydı demir şey perdede? Hiçbir yere gitmek yasak. Gelmek evet. Yasak bir şey yaptı. Neyse, sen idealizm, idealist anlattın da bak, ölümüne gidiyorlarmış demek. İşte biz de müspet yöndeki idealimizi anlatmak lazım, yurt sevgimizi. Yurt sevgimiz, metresle, 100 metrese bedeldir sevgi, yurt dedi. O insanlar da yurt sevgi ise ölümüne gittiler yani, kamplara gitti, öldürdüler, yaralandı. Yurt sevgisidir. Nasıl aşılarlarsa sağ sol, yurt sevgisidir bunlar, vatan sevgisidir. O 60-70'li yıllarda o deniz gezmişler, bizimkiler veya şeydekiler yurt sevgisi aşılandı, ölümüne gittiler tarih yani. Biz de yurt sevgimizi musbet yönde ilerlememize, gelişmemize, adaletimize, sosyal şeyimize açılmamız lazım. Evet. Kardeşler. Bizim mefkuremiz en güçlü, en ulu, en yüksek mefkure. Bir de Allah'ımız yeter var. Ki, yeter ki onu bilelim, ona sahip çıkalım. Bir de Allah'ım, onlar Allah yoktur, bizim var. Onlar o şeylerde çalıştıklar için Allah ona istesi ismi verdi yani onlara sosyalizmi şeyi, Rusya'yı, Çin'i. Ama biz öyle değil. Allah bize bereketinden verir. Ama biz çalışırsak. Evet. Çalışırsak bir de hem bu dünyada hem ahirette mükafatlanacağız. Allah ayrı. Onlar bir de öbür dünya nasıl gittiler? Tabi alem yani. Allah'a inanmıyor. Din afyondur diyorlar. İnanç yok. Yani öyle bir nesil yetişti şimdi inşallah. Nasıl olur? Evet, yüreğinize sağlık baba. Yine çok önemli konulardan konuştuk. Bu akşam hangi filmi düşündünüz? Hiç aklıma gelmedi Tarık ya. Filmlerimiz zaten belirli bir sınırı da. Evet. Hür Adam'ı seyrettirelim o zaman. Hür Adam. Hı. Evet. Uzun bir film. 2011 yapımı. Evet. Hür Adam, Bediüzzaman Said Nursi. Yine onun öğretilerinden de biraz bahsettik bu programımızda. Evet. Yani Allah peygamber diyor yani. Dostluk diyor. Kendine zulmedenleri helal ettim diyor ya. Her evet. Yer isyanlar yapıyor, o isyan etmiyor. Anadolu'na geliyor. Bağırlaya. O yapısı değil ki orada. Bir yerde duruyor, evde duruyor. Burada yaşıyor. Kaçsa kaçarı gider yani. Kaçamaz mı yani? Adam hapishaneden oradan kaçamaz mı? Yok ki. Geliyorlar, yok diyorlar. Ben kader evet. Böyle. Ben Türk kardeşlerimizle İman konusunu çalışacağız. İman. Allah'ın varlığını. İman diyor. İman. Hakiki iman elde etme konusu. Ya, iman, hakiki iman. İşte herkes imanı da imanı hakiki bilmek evet. Lazım. O zaman kahraman olursun. Yani yüreğim pırıl pırıl olur. Herkes iman olur. İşte iman. Herkes camiden gidiyor. Namaz kılıyor. İman ama bir de hakiki iman. Ne kadar iman. Evet. Eğer o iman seni korkutuyorsa, o iman seni gevşetiyorsa hakiki değil. Hakikiyse korkusuz olursun. Korkusuz. Korkusuz. Huzur yakalarsın. Gene imtihanlardan olursun. O da çok acı çekmiş. İmtihan ama. Ama korkusuz olursun. Şöyle başın dik olur ya. Eğmezsin. Evet. Doğru. Eğilme başım eğilme. Şems-i Tebrizi'nin de onunla ilgili bir sözü vardı da şimdi tam cümleleri net söyleyemeyebilirim. Bir insan dünyada sürekli korku içinde, sıkıntı, sürekli psikolojik olarak bunalım içinde yaşıyorsa kendi maneviyatının ahiretteki neticesinin gereği öyle bir hal yaşıyordur. Ama bir insan işte korkusuzsa, bir insan güven içindeyse, Allah'ın rahmet sıfatlarıyla yaşıyorsa, o insan da ahiretteki makamının gereğini bu dünyada. Yani dolu dolu. Buna benzeyen bir sözü vardı. Ama güzel oldu. Evet. Demek ki senin yani korkusuz olmak imanla ilgili bir şey. Ne kadar iman olması için de geleceğine emin bakarsın. Niye? Yalan söylememiş, hırsızlık yapmamış, çalmamışsın, çırpmamışsın. Allah'ıma açmışsın, adaletlisin. Geleceğe ümitle bakarsın. Daha ilerisi, ölüm ötesi sonsuz cennete bakarsın. Yani sonsuz cennet orası. Öbürü de her şeyi yaptıysa, iman da var ama korku içinde yaşar.
gidecek gelecek, hesaba çekileceğim. Böyle yani. Ne zaman yakalanacağım, yakalandım. Korku. Bir Allah'ım var diyor yani. Gam yok diyor. Evet. Yüreğinize sağlık baba. En başta ben istifade ettim bu sohbetten. Umarım seyircilerimiz de dikkatle izlemişlerdir. İzleyemeyenler için zaten sosyal medya paylaşımları oluyor. YouTube'da oluyor, Akit TV'nin kendi sitesinde oluyor. Biraz bazı beni bilmeyen seyircilerimiz, bilmem, bunlar Ütopya gibi görebilirler yani. Yani ama bize bağlı bunlar gerçekleşmesi. Güzel insan olmak, güzel vatan olmak, her şeyin güzel olsun. Şeyler, 300 Ispartalılar var bilir misin? Evet. Onların hak bulduğumuz zaman, onlar da böyle hürriyet, adalet, eşitlik gibi şeyler sağladı ama onlar biraz farklı. Altına demişler, para yok zaten. Karşılıklı ticarette de şey var. Takas. Takas usulü var. Parayı, hatta tuvalet taşlarını altından yapmışlar yani, tapmayın diye. Tuvalete gittiği taşlar altından yapmışlar. Onlar da bir dönem yaşamışlar yani. Her çocuk doğduktan sonra bir zihniyetine göre sen iyi bir sporcu olursun, sen iyi bir tarihçi olursun, sen iyi bir tarımcı olursun diye. Ama her şey devlet gibi. Farklı bir komünist sistemi. Evet. Tabii onları ben demiyorum. Onları öyle benimsemem onları. Aile meftimi yok, şu yok. Ama biz de bazı şeyleri eşitlik gibi, adalet gibi bunları sağlarsak halkımız, dinimiz de var. Süper bir şey olur. Onlar nedir ya? Öbürü nedir? Dünyada süper bir anlayış, yaşam olup zengin oluyor yani. Evet. Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema Aynel Yakin programı burada sona eriyor. Sohbetlerimizi, soru cevaplarımızı istifanize sunuyoruz. Birazdan Hür Adam, 2011 yapımı Hür Adam Bediüzzaman Said Nursi filmi ekranlarınızda olacak. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Hayırlı akşamlar dileriz. Hayırlı akşamlar.